Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün gergin bir videoyla yine karşınızdayım. Jeffrey Hater'la yüzleştirme. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Bir story attım. Jeffrey'le video yapacağım. Dedin evet. Ki ben katılmak istiyorum. Sevmiyorum. Merak ettiğim sorular var. Bana dedin. Ben de merak ediyorum nasıl bir video olacak. Birazdan da Jeffrey gelecek. Ne düşünüyorsun? Okay yani misin? Abi ufaktan gerginim. Tabii kendisini pek fazla sevmiyorum. Gangsta falan da pek beni tasvip etmiyor onlar. Bakalım geldiği zaman göreceğiz. Bende şu anda ufak bir gerginlik var. Bende de var. Acaba bu videoya like gelecek mi? Onun gerginliği var. Her izleyen abone olursa acaba 150 bin olacak mıyım? Arkadaşlar like atıp beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Çok iyi takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Beni de yalakalık övdün falan. Gereksiz. Tamam, Jeffrey'i bekleyelim bakalım. Bak. Selamünaleyküm. Kerim ben, ne yapayım? Kanka ne haber, nasılsın? İyi kanka, sen nasılsın? İyi, nasıl hissediyorsun? Hasta hissediyorum biraz kendimi. Merhaba bu arada hepinize. Geçmiş olsun, her beğeni, her abone bir geçmiş olsun. Bu videodan dolayı da bizim linçleyecekler sanırım yine. Ben buradayım abi. Vallahi ama özgüvenlisin ki geldin, başkası olsa gelmez. Çok da umurumda değil. Neyse boşver. Ne düşünüyorsun karşında? Vallahi ben de şu an ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşayacağım açıkçası. Hiçbir fikrim yok ne olacağına dair. Bakalım, konuşacağız. Aramızdaki soruları cevaplayacağız. İkimiz de umarım birbirimizi tatmin edecek sorular, cevaplar veririz. Böyle bakalım. Tek diyeceğim şey bu şu anda yani. Tamam. Ya öncelikle sorayım, hani Jeffrey'i mesela niye sevmiyorsun? Abi şöyle, birkaç videosunu falan izledim, yüzünü falan dedim. Pek bana hitap etmiyor. Ben yeni nesil falan dinleyen insanım. Benim tarzım pek değil. Amsterdam doğumlu zaten. Gangsta falan takılıyorum diyor ama oha. Ben Esenler'de doğup büyüdüm, yani ben daha gangsta olduğumu düşünüyorum Jeffrey'de. Bu arada burada bir manipülasyon var. Bakın burada ne var? Gazi Osman Paşa Spor. Ben Gazi Osman Paşa'lıyım. Tamamen yalandır Amsterdam detayı. Üstüne bir şey söylemiyorum. Evet, yalanladı yani bu arada. Üstüne yazılan hiçbir şey söylemiyorum. Söyleyenler de Amsterdam'da doğduğunu söylüyor. Kopa daha yeni gelmiştir. Ben de doğma büyüme Esenler'liyim mesela. Oha. Vay. Esenler vs. Gop mu başladı yani şu an? Yarışamazlar sanki abi ama sen daha iyi bilirsin. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Pozitif. Allah Allah. Bugün ana çayımı içtim. Meditasyon yapacaksın bugün. Bugün pozitif. Bugün tamamen kendi çıkarım. Bazı sorulardan hala pozitif kalabilecek misin? Kalmaya çalışırız. Kalırız da, niye kalmayalım? Tamam. Bu kadar insanla uğraşıyoruz. Hoppa seni yaptın. Evet abi. Ya abi şöyle, şimdi kendisi yeni nesil bir rapçi. Prim olsun diye eskileri çok fazla laf atıyor. En son videolarında da Sago'ya laf attı mesela. Kendisinin neyi var ki Sago'ya laf atabiliyor? Neyim var ki rapte? Bilincan kahvem hatırına saydım. Yani. Bu arada Sagopa konusunda mesela Sagopa'yı sevmediğimi belirttim. Sagopa'dan hiçbir artı kısmım yok. Hiçbir eksi kısmım da olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü Sagopa da producer, ben de producerim. Bu müziğin içinde o ne kadar varsa ben de müziğin içinde o kadar varım. Sırf iki tane şarkının beatini kullandık diye biz de düşmedik yani, ben öyle düşünüyorum. Saygı duyuyorum, tabii ki bir şeylere yapmış, etmiş. Ama müziğini sevmeme sebebim tamamen bir hip hop yapmaması, tamamen bir rap yapmaması. Tabii ki yapıyor, bak gerekli noktalarda yaptığı çok iyi hip hop rap şarkıları var. Ama çok fazla evrim bir müzik. Çok fazla karıştırılmış ve Türk kültürüyle çok karıştırılmış bir müzik. Ve bence Türk kültürüyle bu müzik yakışmıyor hiç. Gerçekten yakışmadığını düşünüyorum. Yani bunu daha çıktığı noktalarla bağdaştırarak yaparsa, gerçekten hip hop yaparsa, gerçekten Amerika'daki gibi bunu icra edebilirse, o zaman okey. Mesela Ceza'yı seviyorum. Çünkü bunu böyle yapabiliyor. Eski olarak söylüyorum. Aslında Ceza'yı da çok da sevdiğim söylenemez yani açıkçası. Şu an açık dinlemiyoruz. Hiçbirimiz dinlemiyoruz adamı. Bu adam bence böyle. Sen ne düşünüyorsun? Ben pek tatmin olmadım abi. Abi şu konuda tatmin olmadım. Şimdi geçmişten bugüne gelen şeylerde, rapte mesela hip hop'tan bahsediyor. Kendisinin yazdığı sözler ortada. Ot satıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum tarzında. Luna Park'tayım falan diye. O adamın sözlerine bir laf edebileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü o adam hem kalemi var, hem rapi var, hem hip hop'u var. O adam doğuştan itibaren gelen bir şey zaten. Hani kendi yazdığı sözlerle pek karşılaştıramıyorum Sagopa'nın sözlerini. Conker'ın dediği gibi de kıracağım o kalemi gerçekten. Gerçekten kıracağım o kalemi, atacağım en son. Bu adam gerçekten Conker'ı her fırsatta savunmaktan çok sıkıldım. Adam gerçekten benimle tıpa tıpa aynı düşünüyor. Abi. Çok seviyorum, düşüncelerine de çok saygılıyım. Conker fit hayırlı olsun. Conker fit aynen, hayırlı olsun bence. Seviyoruz Conker'ı. Conker'ı buradan bir. Abi şöyle, şimdi GOP'ta falan olduğunu söylüyor, müziklerinde de bahsediyor zaten de, hani Luna Park'ta ot mu satılır diyeceğim ben kendisine buradan. Hani Luna Park'ta niye otunu satabilirsin?
Jeff, onu bana bir cevaplarsan çok iyi. Şöyle, hiçbir şey sattığım ettiğim yok. Orada da ima ettiğim şeyler daha farklı şeylerdi. Böyle konular zaten yasa dışı şeyler olduğu için kullanmam da etmem de satmam da açıkçası. Kimse tercih etmesin bunları. Kimseye tavsiye de etmiyorum hiçbir şekilde. Bunlar kötü şeylerdir. Arkadaşlarınızı, ailenizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, abilerinizi böyle şeylerden uzak tutun. Lütfen. Ya şimdi burada bu satmadığını, süre... içmediğini falan söylüyor. O zaman kendisini buradan kep demek istiyorum. Oha! Yani o zaman sözlerine ne yansıtıyor bunları? Çok iyi. Şöyle orada dediğim gibi ben uyuşturucu maddeden söz etmiyorum hiçbir şekilde. Luna Park'ta o sattığım sözünü söyleyen ben değilim burada veya başka biri değil kendisi. Kanka polis bizi ya, sal boşver bunu. Uyuşturucu maddede ilgili hiçbir şey yok orada. Ya ben bir de şunu sormak istiyorum ekstra olarak. Bu kadar raplerde hani kliplerinde falan gangsta takılıyor. Şu ana kadar bir icraatin var mı Cem? Yani başkalarına sorarsan illa ki cevaplarını alabilirsin diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyeceğim her şey suç kaybolu olur diye düşünüyorum. Ve gerek yok. Niye kendimle ilgili böyle şeyleri açıklayabilirim? Ya kimse açıklayamaz. Bunu nasıl söyleyeyim? Ya? Kameralar önünde böyle bir şey söylesem bu sefer yarın öbür gün başıma bir şey geldiğinde ben bir suçu kabul etmiş olurum. Tamamen bu konuya suskun kalıyorum. Ben pek inanmadım ya. Ben gerçekten inanmadım. Okey, tamam. Tamam. Bu konuya çok girmeyelim. Okey. Yazdığı sözleri tuvalette falan mı yazıyor yani? Ben dinlerken pek fazla şey olmuyorum da kulaklarım kanıyor aslında burada. Bu arada yazdığım sözlerin gerçekten çoğunu sıçarken falan yazıyorum. Oo. Yani. Yine bok falan diyor herhalde. Bok gibi mini falan var diyor. Ben tamam, oh, tamam. Kanka. Tuvalette daha iyi lan geliyor açıkçası yani. Tuvalet. Böyle daha private bir alan ya. Dört duvar falan kapalı. İyi oluyor orada. Tık tık hemen yazıyorum yapıyorum falan. Yani şey, şakası makası. Sözlerle çok işim yok aslında liriklerle benim. Benim olayım biraz daha ben prodüser olduğum için oturup bilgisayar başında. Duyduğun şarkıların hepsinde prodüktör olarak Nuki geçebilir mesela benim kendi prodüktörüm ama hepsinin içinde %90 benim de payım var. Mixing olsun, mastering olsun, beat olsun, carta, aranjesi. Zaten aranjelerin hepsini ben kendim yapıyorum. Ondan dolayı benim olayım birazcık daha insanları yükseltmekte, coşturmakta konuşamadım ama. Benim olayım biraz daha arka planda yani. Ben sadece kendi vokalini kullanan bir prodüktörüm. Eğlence için yapıyorsun. Aynen. Lirik olarak ne anlatayım ki yani liriklerimi. Lirik dinlemek isteyen çok fazla. Benim düşüncem bu. Gidip kitap okuyabilir, bir şiir falan okuyabilir yani bir şeydir. Biz müzik yapıyoruz. Bizim işimiz insanları oynatmak, eğlendirmek. Çok derin düşüncelere daldırmak için bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Müzik içeriğim de o değil ki zaten. Girdiğim bir yapısı da o değil yani. Hani, haksız mıyım sence? Ya abi bence başkaları da hızlı söyleyip veya trap yapıp insanları düşündürebiliyor. Mesela kimi? Ya Batu'da var mesela bu, Batu Flex'te var. Çakal bile bunu yapabiliyorken Jeff niye yapmıyor? Şöyle Batu bence şu an trap yapmıyor çok fazla. Batu'nun yaptığı müzik boom bap. Anlatma biçimine dayalı bir müzik tarzına yönlendi ve yaptığı müziği gayet başarılı buluyorum. Ve iyi yansıtıyor kendini o okullarda. Ben şu anda öyle bir müzik yapmıyorum ve öyle bir müzik yapacağımı uzun bir süre daha düşünmüyorum. Benim daha yaptığım müzik eğlence adına. Daha rap'in diğer kesimindeyim. Drake, Lil Wayne tarzı. O kafadayım ben de. O okullardayım. Ve geldiğim yerle de alakası var. İş yaptığım insanlarla da alakası var. Benim müziğim hiçbir zaman bir toplumu değiştirmek adına, bir toplumu dışlanmışlıkları yukarı çıkarmak adına, acı çekenleri beslemek adına falan değildi. Tamamen parası olup eğlenen. Hani benim düşünce yapım da şu. Sen dipteysen, tamam mı? Diptesin. Seni savunacak bir müziğe ihtiyacın olmaması lazım bence. Sen dipteysen aileni de kendini de oradan çıkartabilecek kadar erkek olup ondan sonra çıktıktan sonra eğlenceli müzikler dinleyip partileyebilecek bir eleman olman lazım. Gerçek olay budur bence yani. Gerçek derin şeyler böyle yaşanır. O müziği dinlerken, eğlenirken, geçmişi düşündüğün zaman o derin şeyleri içinde yaşarsın. Sen ben insanları üzmek değil de daha çok... İnsan bence, bak en derine kadar iniyorum. Ben yaptığım müzikten bahsetmiyorum. Genel olarak toplumdan bahsediyorum. Kendim de böyle yapıyorum. Ben tabii ki hayatımda acı yaşayabiliyorum. Ben gerizekalı mıyım söz yazamayacağım? Ben de iyi sözler yazıyorum. Yazıyorum yani bunları yapabiliyorum. Ama bunları hiçbir şekilde medyaya vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü bunun bir alıcısı yok şu anda. Benim kitlemde özellikle hiç alıcısı yok. Ve bunları vermek benim için ticari açıdan mantıklı değil. Ticari açıdan da kendime mantıklı olması gereken şeyler yapıyorum ki bu hayatta kalabileyim, ayakta kalabileyim yani. Ve açıkçası benim yaşım çok genç. Piyasadaki en küçük rapçi benim şu anda. Ve piyasadaki en küçük rapçi olarak benden 6-7 yaş büyük olan adamlarla aynı dinlenmelere geliyorum. Hatta çoğundan da daha fazla dinleniyorum şu anda.
Hani o da Allah'a şükürler olsun. İyi şu anda işlerim, güçlerim. Ve bunları yapmak da bir noktada zeka gerektiriyor. Bu zeka varsa, bu kadar ticari zeka varsa emin ol ki söz yazacak zeka da var. Böyle bir kitlem yok benim. Bunlara hitap etmeyi istemiyorum hiçbir şekilde. Yani genelde bahsettiği kitle o zaman 13-14 yaş kitlesi. Çünkü eğlendirmeye çalıştığı kitle. Kanka 13-14 yaşında klaba girebilen hiçbir insan yok sanırım. Veya yani araba alabilen hiçbir insan yok sanırım. Veya eğlenecek hiçbir insan yok sanırım. Açıkçası ben böyle düşünüyorum bu durumu. Ve bizim yaptığımız müziğin 13-14 yaşa hitap etmemesi, tam tersi şekilde senin dediğin müzik tarzının 13-14 yaşa hitap etmesini şuradan anlayabiliriz. Instagram'da Farazi konuşuyorum, geçmiş rapçiler ve o jenerasyondaki insanların yorumlarına bak. Hep böyle ezik tipler vardır. Onları beğenenlerin çoğu ezik tiplerdir yani böyle. Toplumda ezik görülen tiplerdir. Kimseyi dışlamak değil amacım ama bizim müziğimize beğenen herkese bakarsan çocukların hepsi böyle bir kolunda başka manita, bir kolunda başka manita, üstü başı düzgün giyilmiş, işte gezmeyi tozmayı eğlenmeyi bilen insanlar. Genelde kitlemiz bu yani bizim. Yani ben pek tatmin olmadım verdiği cevaptan da çünkü yani yazdığı müzik sözlerinde de baktığımızda o zaman boş insanlara hitap ediyor. Yani yazdıklarının altı dolu değil çünkü. Yazdığım sözler eğlenceli zaten altı boş. Dinleyenler de boş insanlar tarzında bir yorum gibi geldi bana. Aslında kendi dinleyicisine bir tık laf attı. Yok alakalı. Ben aslında konuşurken kendi dinleyicilerimi övdüm. Kendi dinleyicilerim dedim ki iş yapmaktan kendilerine böyle şeyler yapmaya vakitleri yok bu adamların. Oturup bir müziği boş boş bir amaç aramaya vakitleri yok. Kalkıp da eğlenmeyi bilen insanlar dediğim onlar için. Tam tersi şekilde aslında onları övüyorum 2 saattir kendi dinleyici kitlemi. Ve beni dinlemeseler bile beni sevmez label'ı sever. Label'ı sevmez çakalı sever. Bu tarz dinleyici kitlesini övdüm az önce. Bu dinleyici kitlesi bence daha doğru bir kitle. Ben böyle düşünüyorum. Bir de Şehinşah'la mezun olmuştu. Hani Şehinşah'la laf atmıştın. Şehinşah'la sahneye çıktın. O zaman sen tükürdüğünü yalayan bir adamsın bu konuda. Ona ne demek istiyorsun? Şöyle çıktığımız sahne zaten Perko etkinliğiydi. Orada hepimizin ayrı ayrı sahnesi vardı. Ona bakarsan benim Deha'yla da aram bir şey değil. Arkadaş değiliz yani. Aramız kötü demeyeyim. Arkadaş değiliz biz o çocukla. Ama orada Killoki de vardı. Yani toplu bir etkinlikti o açıkçası yaptığımız. Ve ben de misafir olarak gittim. Benim etkinliğimle değildi. Ve Kuti'nin ilk konseriydi. Hepimizin orada olması gerekiyordu. Hepimizin arası kanlı bıçaklı olsa bile o gün orada dayanışma şeklinde arkadaş gibi tutunabilmemiz gerekiyordu. Onun dışında kendi aramızda off the record ettiğimiz muhabbetler şey inşallah. Ben ona aynı şekilde bu mevzuları da sordum yüzüne karşı. Abi dedim böyle böyle şeyler var gördün mü? Hani ben böyle bir şey söylemiştim. Gördüm kardeşim dedi. Dedim ne düşünüyorsun söylediklerim hakkında? Ben dedi çok doğru düşünmüyorum. Dedim neden abi? Bunların nedenlerini kendi aramızda konuştuk. Onun katıldığı noktalar oldu. Benim katıldığım noktalar oldu. Bunu kendi aramızda bu şekilde hallettik ve kendisi de gayet saygılı bir adam. Ben de kamera karşısında olduğu gibi veya orada buradaki gibi hiçbir şekilde saygısızlık yapmadım. Oturduk saygı çerçevesi içerisinde birbirimize konuştuk abi kardeş şeklinde. Olaylar bu şekilde gerçekleşti yani. Olay tükürdüğünü yalamak değil. Orada hepimiz kuta için aile şeklinde toplamamız gerekiyordu sadece. Dayanışma. İlk defa verdiği bir cevap tatmin etti. İlk defa. Teşekkürler. Bu da iyi. İyi bence iyi bir şey. Teşekkür ederim. Tabii ki ben Kuday'ı bu arada ilk konserini verdiğini görmek benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Bir de o ekip tekrardan uzun süre sonra ilk defa bir etkinlikte toplandık. İlk defa pozitif bir vibe vardı. Evet yani eski günleri yad ettik gibiydi. Bir, hepimiz için teker teker Reşkol'dan Killoki'ye kadar o sahnenin üzerinde hepimizin durması güzel bir etkiydi. İnsanlar da bunun vibe'ını iyi aldılar izleyici dinleyici olarak. Biz de o an kendimizi iyi hissettik. Güzel bir yapı vardı orada. Ve bu yapı hala da devam ediyor bu arada. Arkadaşlığımız bitmeyecekti inşallah. Bir tane daha sorum var, o da şu yönde olacak. Şarkıları gibi ismi de mi çalıntı yabancı bir rapçilerden? Çünkü YouTube'da bir tane şarkısı da telif yemişti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim ilk ismim Jeff Fred'di. Yani Jeff Fred değil de F vardı Fred'in başında. Akasya Durağı Drink dönemi mi? Yani o dönemler sayılır ya. O ismi o zaman koymuştum. Sonra oradaki F bana biraz fazla geldi. Onu sildim tamam mı? Spotify hesabımı oluşturdum falan. 3-4 gün sonra bir baktım 50-60 yaşında yaşlı bir siyahi abimizin ismi Jeffret'miş. Benim şarkılarım onun profiline falan yüklendi. Onun şarkıları benim profilime falan yüklendi. Garip garip şeyler oldu. İnsanlar hep şey soruyor bana. Trip Red'den mi falan aldın ismini? İşte ismim çalıntı mı falan. Aslında Trip Red'den değil. İsmim Jeff Red'di benim. Sıkıntı daha başka. Keşke Trip Red'den çalmış olsam. Keşke böyle olaylarla uğraşsam falan. Bir kere şarkımı yükledim. Adamın aylık dinleyicisi yoktu. Bir gece yanlışlıkla adama 20 bin aylık dinleyici kazandırdım. Sevap işledik. Sevap işledik yani. Süper. Ve o adama tekrar
yazdım tamam mı Instagram'dan, adam beni engelledi. Neden engelledi? Beyaz olduğun için mi? Sanırsam. O da pozitif ırkçı. Pozitif ırkçı. Her like bir haram olsun. Neyse. Bence ismini çaldığı için şey yapmıştır ya, engellemiştir Instagram'dan. Özenti oldu falan için. Bence kazandığı yani. 20 bin aylık dinleyici silin ve seni diye engelledi beni ya. Adam çünkü dinlenmiyor hiçbir şekilde. Olabilir bilmiyorum. Abi sen dinleniyorsun sanki ne oluyor ya. İfade etmiyor yani de. Ediyor bu arada. Bilmiyorum, birçok şey ifade ediyor. Peki Jeffrey'de hater olarak geldin. Şu an ne düşünüyorsun? Ne bileyim, %100 hatersan ne seviyeye indin? Yani verdiği cevaplar birkaçı tatmin ediciydi. Hani %50'ye falan inmiştir. Yarı yarıya dengelemişler en azından. Sevmediğim yönleri olsa da en azından samimi konuştu benimle. Açıkladı yani kendini. İfade etmesi güzeldi benim için. En azından bu seviyede konuşabilmesi beni ikna etti bir konuda. Bu arada o %50 hatırlığında Sevimsiz albümünden sonra komple değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığım müziği, bir tane daha ticari bir işim var. Müzik olarak söylüyorum. Ama albümdeki 13 şarkının 13'ü de ticari, hiçbir şeyle alakası yok. Ve sadece insanları iyi müzikle tatmin etmekle alakası var. En kısa zamanda hangi şarkı çıkıyor bu? En kısa zamanda inşallah Spotify Artist diye bir şarkım var. Ondan sonra Günaydın diye bir şarkım var. Günaydın şarkım gerçekten bence hayatım boyunca yaptığım en iyi şarkılardan birisi ve 7'den 70'e, yaşlıdan gence gerçekten kim varsa o şarkıdan etkilenip de hem iyi müzik dinleyip hem iyi sözler duyup hem bir yerden çıkmaya çalışan çocuk konsepti hem de aynı şekilde güne güzel başlamak adına bir Günaydın şarkısı yaptım. Peki mason musun? Valla mason değilim. Yanaşan oldu mu? Yok kanka. İşimiz gücümüz olmaz ya. Ruhunu satan adam mı olur onun? Masonların hepsi ruhunu satmış değil mi? Yani. Sen de iyice taktın bu konsepte ha. Instagram keşfetimi sal artık. Mason. Şimdi abi konu bana niye geldi? Bir dakika, ilk olarak savunma hareketi. Yapmayın abi. Sen olmuşsun. Sen sattın abi herhalde kendi ruhunu. Şimdi sıra. Yok kanka, beni almadılar ya. Tipten dolayı. Yazık olmuş. Olma. Sağlık olsun. Ben bir de yazmak istiyorum. Günaydın şarkısında çok iddialı. Eğer beğenirsem kendisine yazacağım özelden. Beğenirsen iPhone 15. Bakın İbrahim Yılmaz zannettim. Seninle de çok memnun oldum kanka danıştığıma. Teşekkür ederim. Evet. Memnun oldum. Bir sonraki hater kim olsun? Bana istiyorsa rapçi egosunu bırakıp yazabilir veya ben ona yazabilirim. Evet. Bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bay bay.